Yalancı Doğrucu Zeka Oyunu. Bu zeka oyunu klasikleşmiş bir soru. Eminim bazılarınız daha önce duymuştur. Ama yine de zeka oyununu video listesine katmak istedim. Çünkü bu video daha zor zeka oyunları için bir ısınma videosu olabilir. Bu soruyu Doğrucu ve Yalancı olarak adlandıralım. Diyelim ki çılgın bir maceranın sonlarına gelmek üzereyiz ve yolda bir ayrıma geliyoruz. Tamam mı? İki kapı var diyelim. İki kapı olsun. Maceranın sonuna geldim ve biliyorum ki hazine bu iki kapıdan birinin arkasında. Diğer kapının arkasında ise yavaş ve acı dolu bir ölüm ve dünyanın tüm ıstırabı var. <laughs> Kaptırıyorum ben de kendimi. Yani kapıyı seçerken dikkatli olmam lazım. Bu kapıların yanında iki kişi oturuyor. Birinin görüntüsü şöyle ötekinin de böyle. Ve ben ikisinin de hangi kapıda hazine, hangi kapıda ölüm olduğunu bildiğini biliyorum. Yani bu iki kişi de hangi kapıyı açmam gerektiğini biliyor. Bir tanesi her zaman doğruyu söylüyor. Biri her zaman dürüst ve biri de her zaman yalan söylüyor. Sorun şu ki hangisinin doğru söylediğini bilmiyorum ve kapıyı açmak için tek şansım var. Kapıyı açıp hemen kapatamam yanlış kapıyı açarsam öleceğim ve acı çekeceğim ve bütün kötülükler serbest kalacak ve <laughs> kısaca bir kapı kötü kapı bir kapı iyi kapı yalnızca bir tanesine bir adet soru sorarak hangi kapıyı açacağımı belirlemem gerekiyor unutmayın ikisi de doğru cevabı biliyor ama biri hep yalan söylüyor biri de hep doğruyu söylüyor. Ve bir tanesine yalnızca bir soru sorma hakkım var. Zekayı zorlayan soru şu: Hangi soruyu sorarsınız ve kime sorarsınız? Yeşil adama mı sorarsınız, kahverengi adama mı? Ve cevaba göre nasıl davranırsınız? Sorunun tanımı böyle. Ve şimdi size cevabı vereceğim. Eğer hemen cevabı duymak istemiyorsanız ki bunu tavsiye ederim, bu soru üzerinde belki bir yarım saat, hatta belki tam bir gün düşünmek isteyebilirsiniz. Bazen zeka sorusunun cevabını uykuya yattığınızda bile bulabilirsiniz. Ben size üzerinde düşünmenizi tavsiye ederim. Yani durdurun, kapatın, ne isterseniz yapın. Daha fazla dinlemeyin. Çünkü işte cevap geliyor! Kimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Yani kime soru sormanız konusunda doğru bir cevap yok. Yapmanız gerekense kişilerden birine diğer adam hangisinin doğru kapı olduğunu söylerdi diye sormak. Neymiş? Diğer adam hangisinin doğru kapı olduğunu söylerdi diye sormak. Evet. Şimdi bunu biraz düşünelim. Yeşil adama soruyorum. Kahverengi beyefendi hangi kapıyı açmanın doğru olduğunu söylerdi? Eğer bu kişi doğru söylüyorsa ne olur? Bu kişi doğru söylüyorsa, diğeri yalancı olandır, değil mi? Yani o bana bu adamın söyleyeceği kapıyı söyler. Peki diğer adamın doğru olarak söylediği kapı hangisidir? E, bu adama doğru kapıyı sorarsanız, o size yanlış kapıyı gösterecektir. Öyle değil mi? Buna göre bu adama diğerinin ne söyleyeceğini sorduğunuzda, adamın ne söyleyeceğini dürüstlükle ifade edecektir. Ve diğer adam yalancı olduğu için yanlış kapıyı gösterecektir. Bu kişi doğrucu. Şu kişi de yalancıysa bu sorunun cevabı yanlış kapıdır. Peki diğer türlü ne olur? Ya bu adam yalancıysa? Yani bu yalancı, bu da doğrucu. Yalancı olduğu için kendine hakim olamaz, yalan söyler. Diğer kişinin doğrucu olduğunu bilmektedir. Öyle değil mi? Burada sadece ikisi var. Bu adamın doğrucu olduğunu biliyor bu adamın doğru kapıyı göstereceğini biliyor. Yani şanslıysanız ve bu adama doğru kapıyı sorarsanız, o size söyleyecektir. E bu da yalan söyleyecektir. Diyelim ki doğru kapı bu. Diyelim ki doğru kapı iki numaralı kapı. Bu adama doğrudan sorarsanız, evet iki numaralı kapı der. İki numaralı kapının arkasında hazine seni bekliyor der. Eğer bu adam yalancıysa, doğrucunun İki numaralı kapı diyeceğini biliyor demektir, ama yalancı olduğu için size bir numaralı kapı der. Tekrar edelim, yalancıya aynı soruyu sorunca yine cevap olarak yanlış kapıyı alırım, öyle değil mi? E buna göre soruyu kime sorarsam sorayım, cevap yanlış kapı olacaktır. Diğer kişinin hangi kapıyı doğru kapı olarak göstereceğini soruyorsunuz ve kime sorarsanız sorun, yanlış kapıyı söylüyorlar. Eh, o zaman siz de. Diğer kapıyı açarsınız. Bu yeşil bey'e yani yalancı olana kahverengi bey'in hangi kapıyı doğru kapı olarak göstereceğini soruyorum. Yeşil bey de kahverengi bey'in 1 numaralı kapıyı açmamı isteyeceğini söyler. Yeşil bey, kahverengi bey'in 1 numaralı kapıyı açmamı söyleyeceğini söylerse 2 numaralı kapıyı açmalıyım. Aynı şekilde kahverengi bey yeşil bey'in 1 numaralı kapıyı açmamı söylediğini söylerse o zaman da 2 numaralı kapıyı açmalıyım. Neyse Sanıyorum bu soru bir sonraki zeka oyunu için iyi bir ısınma sorusu oldu. Ne dersiniz? Hoşçakalın.